veya buna bağlı olarak yine teknik donanımlara veri ararken neye bakıyorlar? Daha önceki uygulamalara ve halihazırda geçerli olan literatürdeki uygulanan bazı değerler var ve bu değerlerle bu planlamalar yapılıyor. Ama şu anda bu normal bütünden çıkmış durumdayız. Dolayısıyla bütün planlamaların, makro planlamaların, şehir planlamaların, master planlamaların da bunlara göre revize edilmesi gerekiyor. Yani altyapıyla ilgili muhakkak bu güncel koşullara göre eskiden dediğim gibi 50 yılda, 150 yılda bir olabilecek olan bu tür felaketleri daha yoğun yaşamaya başladık. Buna karşılık da ne altyapımız hazırlıklı ne de yine bakıyoruz işte üst yapılarda da yine birçok işte çatıların uçtuğunu, tahribatın daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu iklime karşı daha dirençli şehirlere doğru evrilmemiz gerekiyor. Bir taraftan da trafik de çok müthiş derecede olumsuz etkilenmiş durumda. İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nden geçmekte olan motor kurye görüntüleri var. Motosikletli kurye de siper olmuş bir okul. Ekrana yansıyan birçok tabii üzücü olaylar var. Görüyoruz, hepimiz izliyoruz. Burada tabii bütün vatandaşlarımızın şu andaki mevcut hava koşulunu da göz önüne alarak öncelikle kendi tedbirlerini almalarında yarar var. Ne demek istiyorum? Mesela işte her zaman olduğu gibi aşırı şekilde lodos olduğunda yapmamız gereken işte ısınmayla ilgili herhangi bir zehirlenmeye yol açmaması için karbonmonoksit ve benzeri tür gazlar nedeniyle işte soba yakan veya benzeri yakan yerler varsa bunlarla ilgili önlem alması gerekir. Aynı şekilde herhangi bir uçup tekrardan bize tahribata yol açabilecek olan yerlerden uzak durmak, motorlu taşıt kullanan veya işte şu anda daha da popüler olan bisiklet, skuter gibi şeyler kullanan yine vatandaşlarımızın bu konuda kendi önlemleri alması gerekiyor. Bunlar tabii şu andaki anlık alınabilecek önlemler. Ama dediğim gibi bunu bizim uzun vadeli olarak düşünmemiz, buna yönelik olarak hem şehirlerimizi iklim değişikliğine yönelik olarak dirençlerle getirmemiz gerekiyor. Yani altyapıları buna göre hazırlamamız lazım. Bir yandan da makro düzeyde iklim değişikliğini daha da derinleştirmemek için yani işte COP26 vardı çok yakın bir zamanda Glasgow'da. Biliyorsunuz burada da liderler bir araya gelerek bazı açıklamalar da yaptı. Tabii hepimizi belki tatmin edecek açıklamalar değildi bunlar. Ama belli adımlar atıldığını da gösteriyor. Dolayısıyla bu konuda hem bireylerin hem işte yerel yönetimlerin hem ülke yöneticilerin hem birçok uluslararası düzeyde de işbirliklerine ihtiyacımız var. Onlar gözüküyor. Marmara'da bu fırtınanın etkili olduğu yerlerde bir hortum riskinden bahsediliyor. Böyle bir risk görüyor musunuz siz de? Tabii bununla ilgili daha net bir bilgi meteoroloji uzmanı bilim adamları cevap verecektir. Ama daha önceki zamanlarda da benzer şeyler yaşadık. Olasılık var ama şu anda elimde somut bir veri olmadığı için tam bir şey söylemem doğru olmayacak binaenaleyh. Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile birlikte yürüttüğü çeşitli çalışmalar var mı bu iklim değişiklikleri konusunda? Aslında şöyle, bu iklim değişikliği tabii ki yani yerel olan bir şey değil. Bütün dünyayı etkileyen bir sonuç. Dolayısıyla burada da Birleşmiş Milletler aslında bir çatı kuruluş olarak bütün çözüme katkı sağlayabilecek olan tarafları bir araya getirmeye çalışıyor. İşte bu bazen devlet yöneticileri nezdinde olabiliyor, bazen bilim adamları ve bu alanda çalışan akademisyenler nezdinde olabiliyor, bazen iş adamları, bazen STK'lar, bazen de aktivistler olabiliyor. Dolayısıyla bu iklim değişikliği üzerinden yine konuşacak olursak, az önce söylediğim gibi COP26 toplantılarına baktığımızda mesela COP26 aslında 1994 yılında iklim değişikliği konferansından sonra her sene ilgili tarafların bir araya gelerek Birleşmiş Milletler nezdinde gelişmeleri gözden geçirmesi üzerine toplantılar yapıyorlar. Mesela bu toplantıları işte Birleşmiş Milletler inisiyatifleri etkin olarak yer alırken farklı katmanlarda yapıldığını görüyoruz. Zaman zaman işte
ülkelerdeki yöneticiler, zaman zaman bürokratlar, bazen teknokratlar oluyor. Ama benim mesela şu anda temsil etmekte olduğum Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, UNSDSN, uluslararası bir network. Birleşmiş Milletler'in 2012 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından oluşturulan ve şu anda başkanlığını da kuruluşundan itibaren Profesör Jeffrey Sachs'ın yürüttüğü bir network. Bu network'te de Birleşmiş Milletler'de üye olan ülkelerin ve bunların akademik olarak ve araştırmacı olarak temsil edildiği bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler buralarda daha çok kolaylaştırıcı olarak neler yapabiliriz, çözümü nasıl üretebiliriz ve bu çözümü çok paydaşlı olarak nasıl yürütebiliriz, üretebiliriz, ona kafa yoruyor ve bunlara teşvik ediyor. Bu şu anda ekranda görüntülerde de var, çatılardan uçuyor, yani çatılar uçuyor vesaire. Bunu kim denetliyor ya da kimin denetlemesi gerekiyor? Şimdi normalde tabii ki belediyeler ruhsat veriyor. Belediyeler ruhsatı verirken imar durumuna da bağlı olarak daha sonra buna yapılaşma ile ilgili çeşitli izinler var. Bu izinleri verirken işte ilgili kurumlar, belediyeler, itfaiye gibi yerlerden de izin alınması gerekiyor. Ama az önce söylediğim gibi bizim normaldeki kodlarımız, yani standartlarımız normal rutin iklim koşullarına göre hazırlanmış durumda. Yani bunu derken sadece Türkiye olarak söylemiyorum. Dünya genelinde de zaten yapılan şey nedir? Bir standart vardır, bir kod vardır ve o standartlara göre siz binaları yaparsınız. Ama ekstrem olay dediği adlandırdığımız, ki bu ekstrem olay 100 yılda bir, 150 yılda bir, 250 yılda bir olabilecek olan şeyleri biz ne yapıyoruz? Daha sık yaşar olmaya başladık. Hı hı. İşte daha sık olduğumuz için o zaman buna yönelik tedbirler almak gerekiyor. Ha, niye daha önceden diyeceksiniz buna göre bir tedbir alınmıyor? O zaman hem bunların tabii planlarken hem ebatlandırmaları, maliyetlendirmeleri daha farklı muhakkak. O yüzden de normal standart olabilecek biz bir rüzgar yüküne göre bir hesaplama yapıyoruz. Ama bu rüzgar yükü, hareketli yük daha fazla geldiğinde maalesef bu tür olaylar olabiliyor. Dolayısıyla bizim bunlarda ciddi revizyonlara gitmemiz gerekir. Peki şimdi yani böyle bir şey de her gün insanın başına gelmediği için ani olarak nasıl bir tedbir alınabileceği de çok bu konuda da fazla bilinen bir şey yok. Bu çatı uçmaları vesaire için alınabilecek bir önlem geliyor mu aklınıza? Yani şu anda ilk olabilecek şey yani sağlıkla ilgili olarak olabildiğince güvenli alanlarda durmak ve güvenli alanlardan da uzaklaşmamak. Dolayısıyla açıklık olan herhangi bir ağaç ve benzeri veya işte çatı sundurmanın uçması nedeniyle ulaşabilecek olan hasarlardan uzak durabilmek için güvenli yerlerde durmamıza ihtiyaç var. Zorunlu olmadıkça dışarılarda kalmamak yine bir çözüm olabilir. Yani aklımıza gelebilecek aslında bu tür olaylarla ilgili yapabileceğimiz tek şu andaki yani ilk çözümler bunlar maalesef. Hı hı. Onun dışında tabii ki planlamalar yapılması gerekir. Dediğim gibi daha detaylı olarak çalışmak gerekir bunlarla ilgili. Bu alanlarda uzak durmamız gerekiyor. Meteoroloji itinceye kadar. 17 ili turuncu, 35 ilde sarı kodla uyarmış durumda. Toplam 52 il için bir fırtına uyarısı var. İstanbul elbette başı çekiyor. İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ. Önceki günden bu yana hala rüzgarın devam ettiği, lodosun devam ettiği bilgisiyle birlikte paylaşmış. Bugün de etkisi artmış durumda.